Herkese yeniden günaydın arkadaşlar. Kanalımın yepyeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bu videomuzda konumuz aslında ilk duyumda son derece ilginç gelen ve hayatta en azından benim bayağı çok işime yarayan şu elektriğe internet verme meselesi. Değerli arkadaşlar, tabii ki de bulunduğunuz dairenin, konumun, iş yerinin elektriğine öyle fatakütte internet veremiyorsunuz. Onun için ihtiyacınız olan TP-Link'in üretmiş olduğu şu ürünler. Yine sponsorlu bir video değil. Ya bunlar benim uzunca süredir kullandığım iki tane ürün. Bunu size anlatmak istedim. Baştan söyleyeyim. Peki çalışma mantığı nedir? Şimdi arkadaşlar, şu elimde görmüş olduğunuz küçük olan kafanın arkasında bir adet giriş var. Buna çıkış da diyebiliriz. Ama mantıken giriş bu. Modemden çıkan, modeminizin normal LAN portlarından çıkan, main portundan değil, LAN portlarından çıkan bir adet Ethernet kablosunu alıp buna takıyorsunuz. Bunu alıyorsunuz, gidiyorsunuz elektriğe takıyorsunuz. Yani modemin yakınındaki fişe takıyorsunuz. Daha sonra sıra geliyor ikinci kafaya. Bu sefer de bu kafayı alıyorsunuz arkadaşlar. İnternete bağlanmak istediğiniz konumdaki prize takıyorsunuz. Prize taktıktan sonra işlem bitmiyor. Bu tarz cihazlarda biliyorsunuz bir eşleme durumu var. Pair, işte bu akıllı saatlerden falan da bildiğimiz. Pair işlemi de son derece basit. İki ürünü birbirine eşledikten sonra artık evinizin elektriğinde internet olmuş oluyor. Bana soracak olursanız çok faydalı bir işlem. Zaten evlerin her yeri kablolarla donatılmış durumda. Bu da sizi ayrıca bir kablo çekme telaşından kurtarıyor. Aynı zamanda bu ürünün üzerinde bir Wi-Fi modülü var. Ona hemen Wi-Fi kısmının altında bir tane buton var. Ona bastığınız zaman ve modemin de kablosuz bağlantısını açtığınız zaman bu ürünü taktığınız yerde bir internet çekme problemi varsa kablosuz bağlantınızı klonluyor. Bunu zaten biliyorsunuz, Xiaomi'nin şeyleri vardı. Wi-Fi repeaterları vardı. Onun gibi bir işle bu. Bence böyle bir ürün almışken, çünkü arkasında da iki tane çıkış var. Hani bir tanesini bilgisayarınıza, diğerinizi Xbox'ınıza gibi takıp gayet gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Şimdi gelin isterseniz ürünü artık bir test edelim. Nasıl sonuçlar bizi bekliyor? Hemen test masamıza doğru geçelim. Şimdi geldik test masamıza. Tabii ki de speed testi açtım. Şu anda arkadaşlar kablosuz bağlantıdayız. Bizim bağlantı adımız yastık. Şimdi şöyle bir durum var. Bizim kullandığımız Asus cihazda Wi-Fi 6 sertifikası olduğu için muhtemelen bağlantıyı köküne kadar kullanabilecek. Şimdi öncelikle gelin bir kablosuz da deneyelim. Başlatalım. Evet, download'da 83.67 aldı. Upload'umuz zaten 8. Maalesef böyle bir çile çekiyoruz. Yakında bu durumu halledeceğiz inşallah. Kablosuz yaptığımız testte 83.67, 8.15 çıktı. Şimdi ürünümüz hemen burada. Biz zaten hazırlamıştık kendisini. Şöyle göstereyim. Oğlum bu nasıl bir... Evet, direnişi kırdık. Bunu bildiğiniz fişe takıyoruz. Tamam mı? Nerede hocam bunun? Arkada. Yapma ya. Şimdi deneme yanılma yoluyla ben o kablonun yerini bulurum. Burada. Evet, biraz tabii şu an çirkin görünüyor da sizde böyle görünmeyecektir muhtemelen. Alttan falan alırsınız. Şimdi gördüğünüz gibi bağlantımız direkt zaten kablolu bağlantıya geçti. Ben hatta kablosuz bağlantıyı kapatayım. Şu anda gördüğünüz gibi Ethernet üzerinden internete bağlıyız. Speed testimizi tekrarlayalım. Bakalım 83.67 ve 8.15'in üstüne çıkabilecek miyiz ya da aynı mı çıkacak? Şimdi saçma bir sonuç çıktı. Download'umuz 24.31, upload'umuz 8 çıktı. Acaba uzatmadan mı oluyor diye bir varsayım var. Şimdi arkadaşlar, bütün ışıkları kapattık elektrik yük olmasın diye de. Ayrıca şu arada bir üçlümüz vardı. Bir tane daha üçlü vardı. İki tane ekle buraya geliyordu. Şimdi şöyle bir şey deneyelim dedik. Üçlüleri iptal edelim. Direkt elektrik prizine takalım. De öyle deneyelim dedik. Şu an yine hala Ethernet'teyiz. Wi-Fi'miz kapalı. Buradan neyi anlıyoruz? Anladığımız şey şu. Bu kabloyla bir şeyler iletirken arkadaşlar, arada ne kadar az köprü, priz bilmem ne olursa o kadar verimli oluyor hakikaten. Pingimiz 3 MS'di. 81 vermişti. Bu da 79 verdi. 8 de upload'a verdi. Evet, Wi-Fi denemeyeceğim arkadaşlar. Hani muhtemelen 25-30 arası bir şey alırsınız gönül rahatlığıyla. Ama dediğim gibi, yani benim bu ürünü en başında alma nedenim direkt olarak kabloyla bağlanmaktı. Yalnız şimdi şöyle bir krizi tespit ettik. Hani araya 5'liler girince bağlantı biraz düşebiliyor. Arkadaşlar, testlerimizi yaptık. Böylece videonun da sonuna gelmiş olduk. Benim hayatımı çok kolaylaştıran bir üründü. Videonun başında da söyledim. Yani 100 megabit bağlantıyı destekleyen kafalarda edinebiliyorsunuz. Baktım internetten
fiyatına. Onlar 520 lira filandı. Ben aldığımda bu da 300 lira filandı. Yani 300, 500, 600 lira baremine bu ürünü edinebiliyorsunuz ve sizi özellikle öğrencileri Wi-Fi'yi çeşitli odalarda paylaşarak kullanan insanları bayağı rahatlatacağını düşündüğüm bu özelliği sizlere tanıtmış oldum. Diyerekten videomu bitiriyorum. Sizler de videomu beğendiyseniz şurada bulunan beğen butonuna basabilirsiniz. Başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.